Efendim iyi akşamlar diliyorum. Bugün 14 Şubat 2018 günlerden Çarşamba. RT Televizyon Ana Haber Bülteni'nde canlı yayında karşınızdayız. Ayrıntılara geçmek istiyorum. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda ticaretin yaptığı iddia edilen bir şahıs bugün adliyeye çıkartıldı. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadeleye devam ediyor. Ekipler bugün yine ticaretin yaptığı iddia edilen RG adlı şahsı gözaltına aldı. Adliyeye çıkan şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Öte yandan son günlerde İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile yaptığı mücadeleyi arttırdı. Şahıslar tek tek tespit edilip adli mercilere sevk ediliyor. Benzer çalışmaların artarak devam edeceği yönünde de bilgi verildi. Son zamanlarda birçok şikayet alıyoruz efendim. Hani Ereğli'de okul önlerinde ve özellikle bu kafelerin bulunduğu yerde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı şeklinde bizleri arıyorsunuz. Biz de sizlerden gelen bu ihbarları emniyetimiz ile paylaşıyoruz. Zaten emniyetimize de vatandaşlar ihbarlarını yapmaya devam ediyorlar. Son zamanlarda dikkatinizi çektiyse uyuşturucu ticareti yapan zanlıların adliyeye çıkarıldığı ya da tutuklandığı haberlerini oldukça fazla veriyoruz. Bu da demek oluyor ki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekten de bu konunun üzerinde yoğun bir çalışma yapıyorlar. Bu çalışmaların haberde de belirtildiği gibi artarak devam edeceği öğrenildi. Emniyet ekiplerimiz inşallah Ereğli'de artan uyuşturucu ticaretinin önüne geçmeye çalışıyorlar diyelim ve bu kez farklı bir haberle devam edelim. Malumunuz Zengen yakınlarında bulunan bir petrole geçtiğimiz günlerde girmişlerdi. Ellerindeki pompalı tüfekle ve buradan cep telefonu ile para gasp etmişlerdi. Yine Konya'da bir markete girdiler. Öte yandan yine bir hafta öncesinde Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir bakkala girdiler ve burada bakkal sahibini bacağından vurarak yaralamışlardı. Bu iki şahıstan biri Antalya'nın Alanya ilçesinde yakalandı. İşte ayrıntılar. Geride bıraktığımız hafta içinde Ereğli ve Konya'da 3 ayrı iş yerinde silahlı gasp olayı yaşandı. 2 kişi av tüfeği ile iş yerlerindeki paraları aldı. Ayrıca bir market sahibi de yaralandı. Polis ve jandarmanın her yerde aradığı o iki şüpheliden biri Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Av tüfekli iki gaspçı geride bıraktığımız hafta içinde 3 ayrı olaya karıştı. Polis ve jandarma ekipleri kent genelinde güvenlik kameralarına yakalanan gaspçıları arıyordu. Şüphelilerin Seydişehir ilçesindeki açık cezaevinden firar eden Hasan Y. ve Mustafa S. olduğu belirlendi. Hasan Y. Antalya'nın Alanya ilçesinde gözaltına alındı. Konya'ya getirilen Hasan Y. ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis şimdi kaçan diğer zanlının peşinde. İzlediğiniz görüntülerde bu kişilerin gerçekleştirdikleri olaylardan güvenlik kameraları tarafından elde edilen o görüntülerde hiç olmazsa kenar mahallelerde bulunan bakkal sahipleri ferah bir nefes aldı. Çünkü gerçekten de ellerindeki pompalı tüfekle eşkıyalık yapıyorlardı. Yani bunun açıklaması
bir nevi bu. Şimdi efendim, Ereğli Ticaret Borsası Gülbahçe Mahallesi'nde bir ruh sağlığı merkezi yapıyor. Bu bina bitme aşamasında. Bugün yine Ticaret Borsası Başkanı Zekeriya Ünlü ve yanında yönetimden bulunan birkaç kişi binayı ziyaret ettiler. Bilgi verdiler. Bakın, ruh sağlığı hakkında neler söylediler. Ereğli Ticaret Borsası Başkanı ve meclis üyeleri yapımını üstlendikleri toplum ruh sağlığı merkezi binasını ziyaret ettiler. Geçtiğimiz aylarda Ticaret Borsası tarafından yapımına başlanılan, şu an inşaat halinde olan Ereğli Toplum Ruh Sağlığı Merkez Binası'nın son durumu hakkında bugün Borsa Başkanı Zekeriya Önlü ve meclis üyeleri hem bilgi aldı hem de Borsa Başkanı şunları söyledi. Bunu beraber karar verdik. Bunun yapımında emeğe geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu arada tabii ki buradaki bu paralar üyelerimizin, üreticilerimizin, bu para bu halkımızın yani. Bunu biz de kendi aramızda yönetimimizle meclisimizle değerlendirip bunu yapmaya karar aldık ve Allah'a şükürler olsun bitmek üzere bunu en yakın zamanda hizmete sunacağız. Bu arada tabii ki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanım der ki eğitime yatırılan yatırım boşa gitmez. Biz de bu anlayışla arkadaşlarımızla istişare yaptığımızda sağlığa yapılan yatırım da boşa gitmeyeceğini anlayarak biz de bunu yapmaya başladık. Yani bu bizim şehrimize çok gerçekten ihtiyacı olan, son zamanlarda olan olayları görüyorsunuz işte kendinizde. Biz burada bizim anladığımız kadarıyla en iyi hastane yaptığımıza inanıyoruz ticaret başkası olarak. Biz burada insanları tedavi edersek bu bizim için, hepimiz için yani şehrimize hayırlı olacağına inanıyoruz. İnşallah bu hastaneden hasta birilerinin şifa bulup bizlere dua edeceğinden emin olaraktan bu yola çıktık. Ve meclisimize, başkanımıza ve bize destek olan ve bize Allah razı olsun diyecek hastalarımıza ve kişilerimize ve Ereğlimize bize destek olacak, bize güç verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Mehmet, şunu belirtelim. Elimizde bir haber daha vardı efendim. Ereğli Belediyesi tarafından sabah saatlerinde sivil toplum örgütleri ve dernek başkanlarına yönelik düzenlemiş olduğu bir toplantı vardı. Yaşamış olduğumuz teknik bir arızadan dolayı bu haberi sizlerle paylaşamıyoruz. Ama yarın ekranlarınıza getireceğimizi hatırlatıyoruz. Çünkü burada da önemli konuşmalar yapıldı. Şimdi devam ediyorum efendim. Sokak ortasında yürüyen bir kişiyi vurdular. Olay Konya'da yaşandı. Peki sebebi nedir? İşte ayrıntıları. Konya'da bir kişi sokak ortasında bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Olay öğleden sonra saat 14.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Esatzade Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Ramazan Y, yanına otomobille gelen, daha önceden aralarında husumet bulunan BD ile YÖ yaklaştı. Bu esnada şüphelilerden biri tarafından Ramazan Y'ye iki el ateş açıldı. İki bacağından yaralanan Ramazan Y'yi gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ramazan Y daha sonra turnike yapım aşamalarını tarif ederek kanamalı bölgeye turnike yapmalarını sağladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaralı Ramazan Y'den saldırganlar hakkında bilgi aldı. Yaralı şahıs sağlık görevlilerinin yaptığı müdahaleden sonra ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tabanca değil mi? Sen gelecek misin? Yok yok, ben şimdi ayrılacağım. Tabanca değil mi? Sol ayakta var bir tane herhalde. İki tane ikisinde de var herhalde. He? Solsa mı? İkisinde de var. Eğitim araştırma mı? Meram Tıp dedi mi? Meram Tıp. Ben götüreyim diye geldim arabayla, hastaneye götüreyim diye ambulans çağırdık. Ambulans gelince gönderdik işte. Durumu iyi, öyle ağır değil yani. İki bacağından vurmuşlar, kanaması vardı, boğduk, işte ambulans çağırdık, gitti. Biz sadece bir bağladık yani, acilden böyle yapın dediler, öyle yaptık, işte ambulansı bekledik, ambulans aldı gitti. Vuranları biliyor zaten, söyledi, polise bilgi verdi yani.
Afrin Harekatı devam ediyor ve vatandaşlar olarak bir ve beraber olduk. Askerlerimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Hatta hükümetimizin talebi doğrultusunda eğer talep edilirse Afrin'e gideceğimizi her zaman söylüyoruz. Bu noktada hem kadını hem erkeği, genci yaşlısı boş durmuyor. Bakın ablalarımız Afrin'de bulunan askerlerimiz için neler yapıyor. Konyalı anneler bir oldu, Mehmetçi'ye çeşit çeşit hediye kolileri hazırladı. Gece gündüz operasyonlarda görev yapan askerlere destek olmak için Konya Hayatı Paylaşanlar Derneği üyeleri içerisinde içlik, bere, eldiven, atkı ve yiyeceklerin bulunduğu kutular hazırladı. Sağ olsunlar, Allah razı olsunlar. Herkes bir şeyler elinden geldiği kadar yiyecekler, giyecekler, hırkalar ördüler. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Her ilmeğine dua atarak ördükleri için. Dernek Başkanı Şahin Akkaş sosyal medya aracılığıyla bir araya geldiklerini söyledi. Sosyal medya üzerinden başlattığımız bu harekette şu anda Afrin'de savaşan askerimiz için annelerimiz dualarla içlikler, bereler, eldiven, atkılar ördüler. Bunları ofisimizde topladık. Ayrıca askerimiz için, sınırda çatışan askerimiz için ev yemekleri yapıldı. Pastalar yapıldı, börekler yapıldı, sarmalar, dolmalar. Bunların hepsini topladık. Şimdi arabamıza yükleyeceğiz. İnşallah sınıra doğru yola çıkacağız. Ve orada soğukta vatan için, bayrak için savaşan Mehmetçiğimize bunları vereceğiz. İnşallah Rabbim onları muvaffak eyler. Annelerden Gülümser Eskin, atkı ve süvetterleri el emekleriyle yaptıklarını dile getirdi. Devletimize, askerlerimize, anneler görevimizi yapıp kızım onlara götürmeye, teslim etmeye devam ediyoruz yavrumu. Allah'a emanet olsunlar, onların sayesinde duruyoruz biz diyorum böyle şeyde. Güle güle gitsinler, gelsinler, afiyetle yesinler, inşallah Rabbim onları beklesin. Allah bu teyzelerimizden razı olsun efendim. Az önce hatırlattım, bugün sivil toplum kuruluşları ve dernek başkanlarıyla ilgili yapılan önemli bir toplantı vardı. Bu toplantıyı teknik bir arızadan dolayı sizlerle paylaşamıyoruz. Ancak yarın ekranlarınıza taşıyacağımızı belirtelim. Şimdi Türkiye gündeminden ön plana çıkan gelişmeleri izleyelim. Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 26. gün. Harekat başarıyla devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı. Açıklamaya göre bugün itibariyle etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485'e yükseldi. Dünkü operasyonlarda ele geçirilen köylerle birlikte toplamda Afrin'de terör örgütünden temizlenen nokta sayısı da 53'e yükseldi. Ayrıca teröristlerden temizlenen Bekovası köyüne Küçük Darmık Dağı'ndaki tünellerden sızmaya çalışan 13 terörist öldürüldü. Terör hedefleri ise gün boyu karadan ve havadan vurulmaya devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeybatısındaki Kude köyünü de teröristlerden arındırdı. Böylelikle temizlenen nokta sayısı da 54'e yükseldi. Öte yandan Amerika'dan da terör örgütü YPG itirafı geldi. Amerika Kongresi'ne sunulan istihbarat raporunda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin PKK ile ilişkili olduğu ve otonom bir bölge arayışında olduğu ifade edildi. Raporda YPG için PKK'nın Suriye'deki milisleri ifadeleri kullanıldı. Yunan sahil güvenliğine ait 3 bot önceki gece yarısı Kardak kayalıklarını geçerek Türk karasularına girdi. Türk askerlerinin uyarılarını dikkate almayan Yunan sahil güvenlik ekipleri yaklaşık 15 dakika boyunca sınır ihlali yaptı. Bunun üzerine duruma Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi. Turgut Esliman'da vardır. Değil mi? Şu da. Yaklaşık yarım saat boyunca kovalamaca yaşanan Türk sularındaki gerginliğin ardından Türk sahil güvenlik ekipleri Yunan sahil güvenlik botuna çarparak Türk karasularından çıkardı. Haydi bakalım, kazasın bu arada. Olayın ardından Kardak kayalıklarına 2 hücum botu, 6 sahil güvenlik botu, 1 savaş gemisi ve 1 arama kurtarma gemisi sevk edildi.
Dört yandan kuşatılan Kardak kayalıklarında kuş uçurtmayan Türk askeri havanın kararmasına rağmen bölgeyi terk etmedi. Başbakan Binali Yıldırım resmi ziyaret için gittiği Belarus'un başkenti Minsk'e hareket etmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Son günlerde Kardak kayalıklarıyla başlayan bu gerilimde bazı ihraller olmuş ve buna karşılık verilmiştir. Bundan sonrası daha sakin, karşılıklı anlayış içerisinde ve sürekli iletişim hattının açık olmasıyla siyasi ve diplomatik alanda çözülmesi yönünde bir mutabakata vardık. Yıldırım telefonla görüştüğü Yunan Başbakanı Tsipras'a gerginlikten uzak durulması çağrısı yaptı. Ancak değerli mevkidaşıma ben şunu söyledim. Her türlü sorunu diyalogla, konuşarak, görüşerek çözebiliriz. Gerginliklerden uzak kalınmasının iki ülke ilişkileri açısından daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Belarus'ta resmi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, başkent Minsk'te Başbakan Andriy Kobyakov tarafından resmi törenle karşılandı. Yıldırım'ın ziyareti, Minsk'e başbakanlık düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor. Yıldırım, Belarus temasları kapsamında Türkiye'nin katkılarıyla inşa edilen Minsk Camii'ni ziyaret etti. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın da eşlik ettiği cami ziyareti sırasında Yıldırım özel defteri imzaladı. Türk Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan caminin 11 Kasım 2016 tarihindeki açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı. İsrail polisi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun iş adamlarından rüşvet ve pahalı hediyeler aldığı gerekçesiyle yeniden soruşturulmasını istedi. Polisten yapılan yazılı açıklamada Netanyahu'nun rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında başbakan aleyhine yeterli delile ulaşıldığı belirtildi. Netanyahu iddiaların asılsız olduğunu ileri sürdü ve bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarları için yaptım dedi. Yolsuzluk yaptığı ve rüşvet aldığının kesinleşmesi durumunda İsrail Başbakanı Netanyahu'nun görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili ilginç bir gelişme de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Noter'den basın toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun rüşvet aldığı iddialarını değerlendirmesi istendi. Dünyanın hemen her yerinde iddialar, hatta hiç olmayan olaylar hakkında bile konuşmaktan kaçınmayan Amerikalı sözcü, konu İsrail olunca gelişmeleri biliyoruz fakat bu konunun iç mesele olduğunu düşünüyoruz diyerek tarafını belli etti. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. İvris Petrol Opet Petrol İstasyonu. Opet akaryakıt güvence ve kalitesiyle siz değerli hemşehrilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Opet kalite ve güvencesiyle siz de aracınıza önem veriyorsanız bizi tercih edin. İvris Petrol Opet Petrol İstasyonu'nda pazartesi günlerine özel indirimleriyle otogaz satışlarımız başlamıştır. İndirimlerden yararlanın ve araçlarınızın deposunu ucuza doldurun. İvris Opet Petrol İstasyonu'nda akaryakıt ihtiyacınızın yanında alışveriş
yapabileceğiniz markette aracınız için gerekli olan madeni yağlar, cam suları, kokular ve mini aksesuarları İvriz Opet Petrol İstasyonu'nda bulabilirsiniz. İvriz Opet Petrol İstasyonu'nda araçlarınızı oto yıkamamızda yıkayarak iç temizlik için yenilediğimiz sistemlerimizden de yararlanabilirsiniz. Sizin ve aracınız için her şeyi düşünen bir işletme anlayışıyla sizlere 7/24 hizmet vermekten gururluyuz. İvriz Opet Petrol İstasyonu. Adres: Çömlekçi Mahallesi, İvriz Yol Kavşağı. Telefon: 0332 713 44 14. Kolay gelsin Etçi teyze. Sağ ol. Ne topluyorlar? Çikolata. Hasan. Ya bu? Yoğurt, yoğurt. 900 bin çiftçi bir araya gelirse yapamayacağı şey yoktur. Biri eker, diğeri biçer, öbürü toplar. Anadolu'nun bilgeliği ve imece kültürü, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olmamızı sağlar. Torku, doğal olarak bizden. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres: Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar: 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fırat Bey'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fırat Bey İnovatif serisinden. Selenit. Fırat Bey. Fırat Ben, Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yaptırın. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Ben. Adres: Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon: 777-9030, GSM 0533-683-7107. Bu akşamlık da bizlerden bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.